Çam Limanı Akademi. YouTube kanalımıza ve Facebook sayfamıza lütfen abone olunuz. Videolarımız YouTube kanalımızdan doğrudan ya da bağlantı adresleri kopyalanarak paylaşılabilir. Videolarımızın indirilerek isim ve veya içerikleri değiştirilerek kullanılmaları yasaktır. Sayın Hocam, öncelikle çok teşekkür ediyoruz bu güzel sunumunuz için. Sayın Ayhan Bey ya da Ayhan Hanım, bu güzel sunum için teşekkür ederim demiş. Feyzi Zambaklar, Feyzi Zambaklar kendi adıma Cengiz Or Üstad'a teşekkür ediyorum diyor. Yine Tolga Bey, Cengiz Bey geçen sefer gibi çok sade akıcı sunumunuz için teşekkürler. Polonya'nın İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasını ve başta İngiltere olmak üzere sunumunuzdaki haritada sarı renkte bulunan ülkelerin bu sözleşmeyi uygulamıyor olmalarının sebeplerini nasıl değerlendiriyorsunuz demiş. Sesim geldi mi efendim? Sesiniz geldi. Polonya ile ilgili şunu söyleyebilirim. Polonya biraz Katolik nüfus daha fazla olduğu için Katolikler bu sözleşmeyi veya eşcinsellik konusu devrede olduğu için, birazcık eşcinsellik konusu da olduğu için, eşcinselliğe de biraz rahatlık verdiği için bu sözleşme, Polonya onun için ayrıldı diye ben biliyorum. İngiltere ise halen uygulamaya koymadı. Fakat ayrılmış vaziyette değil, halen uygulamada değil. Neden uygulamaya geçmediklerini henüz ben de bilmiyorum. Peki, teşekkürler efendim. Gerek Feyzi Zambaklar beyefendi, gerek Tevrat'ta, gerek Kur'an'da Hicr suresinde Tanrı Adem'i çamurdan halk etmiş olmasına ve bu arada Lilith'de Havva'yı neden Adem'in kaburgasından yaratmış olmalı? Bu sadece Havva'yı uyumlu kılmak için olmamalı. Feminizm böyle mi doğdu diye düşünüyor insan. Tanrı cinsiyetten müstesna olduğuna göre, benim algıma göre La ilahe illallah'ta kendini bulan Tanrı tanımı nedir? Güzel bir soru. Ama ben olaya tamamen Tevrat'tan hareketle gittiğim için, yani Lilith'i Tevrat'ta geçiyor, Tevrat'ta var olduğu için oradan hareketle Lilith'i araştırdım. Lilith'le ilgili efsaneyi araştırdım. Hani bu kadar dini olaylara çok da bağlamayı düşünmedim. Sanırım yeterli olmuştur. Sayın Mesude Öney hanımefendi, İstanbul Sözleşmesi ülkemizde büyük bir katılımla ve bu hükümet tarafından İstanbul'da hazırlanıp kabul edildi. Kadın ne zaman aile içinde birey kabul edilmeye başlanınca bu sözleşme tukaka ilan edildi. Sadece eşcinseller bahane edilerek vazgeçildi. Bunu kınıyor ve kabul etmiyoruz. Sizce neden yapıldı? Sözleşmeden çıkıldıktan sonra kadın cinayetleri daha fazla artmıştır. Haklısınız. Ben de aynı fikirdeyim. Umarım, inşallah bunun üzerinde çalışılıyor. Yeni kanunlar çıkacak. Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet azalacaktır diye umuyorum. Ama özellikle eşcinsellik bahane edilerek bundan çıkıldı. Evet. Yani eşcinsellik olmasaydı çıkılmayacak mıydı? Fahri Bey, merhaba. Öncelikle Cengiz Or kardeşime teşekkür ederim. Bir konu hatırlatmak istedim. Sunduğu haritada
dünyada İran ve iki Afrika ülkesinde kadının özgür olmadığını belirtti. İran'da yaşamış bir insan olarak, bir iş insanı olarak İran hizmetlerinin erkek olmasından İran'da anaerkil bir toplum vardır. İlginç olarak ofis hizmetlerinin erkek olmasından algılayabilirsiniz. Kadınlar İran toplumunda oldukça aktif ve hakimdir. Ancak yasal olarak İslam Cumhuriyeti kadınları baskı altına almak istemektedir. Diğer kardeşlerim ve sizin bu konuda değerlendirmenizi rica ediyorum. Anaerkil bir toplum olmasına rağmen İslam Cumhuriyeti'nin kadınların bir türlü kabul etmemesinin sebebi nedir diye sordu. Ben ona bir yorum getiremeyeceğim. Benim sunduğum haritada, paylaştığım haritada sadece Birleşmiş Milletler'in haritasını ben paylaştım. O haritada da İran kabul etmedi gözüküyor. Ama onun dışındaki politik cevabı ben bilemiyorum. Peki Sayın Hocam. Hüseyin Gürkan, Sayın Hüseyin Gürkan Beyefendi, Cengiz Bey'e teşekkür ederim. Benim bilgilerime göre Lilith'in dinle alakası yok. Evet, bu konuda ana kaynak birçok tarih konularda olduğu gibi Tevrat'tır diye sizi destekleyen bir ifadede bulunmuş, bir tespitte bulunmuş. Sayın Sevim Salkım Hanımefendi, akıcı, bir o kadar da bilgilendirici sunumunuz için teşekkür ediyorum demiş Sevim Hanım. Efendim şu an için Sayın Hocam bana gelen yazılı sorular burada. Sevim Hanım YouTube'da acaba var mı? Ben şuradan da bakayım. Cengiz Bey'e sunumu için çok teşekkür ediyorum. YouTube'da gelen herhangi bir soru yok. Başka bu tarafta da gelen yok sanırım baktığım kadarıyla. Bendeki yazı. Hocam ben bir soru sorabilir miyim bu arada? Elbette cevaplamaya çalışayım. Lila renginin hocam lila renginin Lilith'le bir ilgisi, alakası var mı? Yani leylak renginin biliyorsunuz biraz daha açık bir tonu. Acaba tarihsel süreçte ya da yani bu renk ismini oradan almış olabilir mi? Cevabım yok ama Lilith gördüğüm her yerde lila rengini gördüğüm için ben de bütün sunularda aynı rengi kullandım. Yani Lilith'in rengi olarak düşündüm, onu kullandım ama bir bağlantı bulamadım ben de bir yerde. Ha, peki hocam. Yani Hüseyin, çünkü buyurun. Mümin Bey, Hüseyin Gürkan Bey'in bir sorusu var. Hemen bakıyorum. Sorudan ziyade katkı. Evet. Hemen bakıyorum. Müsaadenle söylüyorum Mümin'ciğim. Hüseyin Geldim Gürkan efendim. Bey. Peki. Buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun efendim. Hüseyin Gürkan Bey diyor ki ancak Lilith'in başından geçenler maddeci tarih metoduyla ele alınırsa toplumların üretim biçimleri bakımından ele almak daha doğru olur bunu diye bir katkıda bulunmuş. Ondan sonra Alanur Özalp hanımefendinin sözleşmede eşcinsellikle ilgili hiç olumsuz yorum yok. Devlet eşcinseli de korumak zorundadır diye bir tespitte bulunmuş. Ki buna katılmamak mümkün değil herhalde. Sayın hocam. Doğrudur tabii katılıyorum. Onu da korumak gerekir ama maalesef kültürümüz gereği kabul edilmiyor halen. Türk kültüründe kabul edilmiyor. Büşra hanımefendi, Sayın Büşra hanımefendi, çok teşekkürler bu bilgilendirici sunum için demiş. Feyzi Zambaklar, Sayın Feyzi Zambaklar, yöneticilerimiz, ben tabii burada bunu okumak durumundayım. Ananı da al git veya aile bakanı bir kadının bile kadının yüz vermezse bu olmazdı denen bir ülkede İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeseydik dahi hukuksal olarak çözüm bulmak yine de mümkün olmayacaktır. Bir anlayış tespiti yapmış. Teşekkür ederiz. Sayın Murat Tekay, değerli Cengiz Bey, sunumunuz için çok teşekkür ederiz. Her konuda olduğu gibi kadın erkek eşitliğinde eğitim çok önemli.
Ülkemizde Anadolu kadını deyimi vardır. Bu, evine, erkeğine, hatta işine sahip kadın olarak tanımlanır. Bu görüşe katılır mısınız? Saygılarımla, demiş Murat Tekaylı. Anadolu kadını deyimine tabii ki katılırım ben de. Yani Anadolu'daki kadınımız da evini, ailesini çekip çeviren kadınlarımız tabii ki vardır. Tabii ki katılırım. Sayın Tolga Bey, Lilith astrolojide de büyük bir yer bulmaktadır. Bu konuda bilginiz var mıdır, diyor Sayın Hocam? Astrolojide. Astrolojiyle maalesef hiçbir ilgim olmadı. Tolga Bey'in bilgisi varsa, bizle paylaşırsa ben de öğrenmiş olurum. Tolga Bey? Şu an mikrofonlarımız kapalı. Sohbet kısmında Tolga Bey'e söz veririz. Mümin'ciğim. Anlaşıldı efendim, o şekilde. Tolga Bey, o zaman ayrılmazsanız mikrofonlarımızı açtığımızda bu konuda bize bilgi verirseniz biz de seviniriz. Erol Güçlü, Sayın Erol Güçlü Bey, Cengiz Bey, çok değerli çalışma ve sunumunuz için kutlarım. Kadınlara olan düşmanlık diyebileceğimiz davranışların temeli erkek egemen yapı. Avusturya'da düne kadar öldürülen kadın sayısı bu yıl için 25 ve Avrupa, çoğunluk Orta Avrupa dışından gelenlerden. Bu kültür sorunu olarak yorumlanabilir mi? Saygılarım. Yani Orta Avrupa'da bile, Avusturya gibi bir ülkede bu yıl öldürülen kadın sayısı 25. Tabii bunu şöyle araştırmak lazım. Bizdeki araştırmada bu kadın cinayetlerini önleme platformunda öldürülen kadınların kim tarafından öldürüldüğüne kadar bir istatistik var, araştırma yapılmış. Bu öldürülen 25'i kim öldürdü? Yani kocası mı, sevgilisi mi, aşığı mı? Bütün bunu araştırmak lazım. Ondan sonra kültüre bağlamak gerekir diye düşünüyorum. Peki. Yine Sayın Kıymetli Hüseyin Gürkan Beyefendinin, yaklaşık 10 bin yıl kadar önce başlayan çobanlık ile kadın hukuku yerine erkek hukuku almıştır. Bu değişimin maddi temelleri sizce ne olabilir? Yaklaşık 10 bin yıl kadar önce başlayan çobanlık ile kadın hukukunun yerine erkek hukuku almıştır. Bu değişimin maddi temelleri sizce ne olabilir? Yorum yapamayacağım buna. Bunu da yine serbest kürsüde belki cevap arayabiliriz hep beraber. Hep beraber cevap arayalım buna. Anlaşıldı. Sayın Ahmet Zeki Bulunç Beyefendi, Sayın Büyükelçim, Sayın Orun, kadın hareketine yakın ilgime rağmen konuşmanızdan çok ilginç bilgiler edindim, diyor Sayın Büyükelçimiz. Çok teşekkür ederim Ahmet Zeki Bulunç. Ben teşekkür ederim kendisine. Sayın Büyükelçimizin size teşekkürleri var. Mesude Öney Hanımefendi yine, kardeş evlilikleri yasaklanmış İslamiyet'te. Acaba Adem ile Havva'nın çocukları nasıl evlenmiş? Bence ilk yaratılışta Ademler ve Havvalar yaratılmıştır. Bu konuda bu konuda hatırlarsınız benim Türk minyatür sanatı diye bir slaytım vardı. O minyatür sanatında Adem ve Havvalar vardı. Bilmem fark ettiniz mi? Tekrar paylaşabilirim onu. Orada da Adem ve Havvalar vardı. Evet, birkaç tane. Evet. Tolga Bey deminki sorusuyla ilgili, yani astrolojiyle ilgilisi var mı diye sormuştu, hatırlarsanız hocam. Anladım, hatırladım. Benim de bilgim yok, diyor maalesef. Demek ki bu konuda serbest kürsüde şey yapamayacağız.
Sayın Bora Büyüköner Büyüm, Bora Büyüköner Komutanım, Cengiz Bey'e güzel görsellerle süslediği bilgilendirici sunum için çok teşekkür ederim demiş Bora Büyüğümüz. Ben teşekkür ederim. Sayın Hüseyin Gürkan Bey'imiz, kadının istismarı konusunun tamamen ekonomik ve sosyal, maddi manevi sömürü ile ilişkili olduğunu düşünüyorum. Konuya bu açıdan bir açıklamanız var mıdır diyor Hüseyin Gürkan Bey. Kadın istismarı konusunun maddi manevi bir sömürü aracı olduğunu. Yani bu konuya tabii ki katılıyorum. Kadının bir kere özgürlüğü için ekonomik hürriyetinin olması lazım. Ekonomik hürriyet olmadıktan sonra kadın daima istismara uğruyor maalesef. Özellikle Türkiye'de. Katılıyorum. Teşekkürler hocam. Sayın Zuhal Atasoy hanımefendi, teşekkürler ve iyi geceler dileklerini bildiriyor. Reha Başatlı büyüğüm yine aynı şekilde Cengiz Bey'e bilgilendirici sunumu için çok teşekkür ederim demiş, sağ olsunlar. Efendim şu anın bendeki sorular, eğer başka gelmiyorsa biraz bekleyeyim, şu anda bende tamamlandı gibi gözüküyor. Evet, buradaki sorular tamam, YouTube'da da soru gözükmüyor. Cengiz Bey, biz cevabın sonunda bir manifesto kaydımız var. Onu bir sohbet kısmımız oluyor. Canlı yayını ve kaydı da kapatıyoruz. Kalırsanız seviniriz efendim. Teşekkür ederim. Koşuyoruz, yüreğimiz bayrak açtı, yarlara uçuyoruz. Almayız engelleri, sefer yeni başlıyor. Donanmamız bir nefeste, yedi deniz dolaşıyor. Dalga dalga, dalga dalga, dalgaları aşıyoruz. Yüreğimiz derinlerde, enginlere varıyoruz. Dalga dalga, dalga dalga, dalgaları. Bizim şiarımız mavi vatan. Mavi vatanı hak etmeli. Denizi sevmeli, yüzmeli, dalmalı, kürekçi, yelkenci olmalı. Mavi vatanda kadın yüzer, yelken yapar, kürek çeker, su altında fotoğraf çeker, hatta kutuplara gider. Nasıl balık tutulduğunu bilir. Çünkü mavi vatan sözde olmaz, kültürdeyse olur. Okullarımızı açın. Deniz Lisesi açılsın, Kuleli Askeri Lisesi açılsın, Assubay Hazırlama Okulları açılsın, Askeri Tıbbiye açılsın, Hıfz-ı Sıha Enstitüsü açılsın. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanı ve tanıtılma çabaları başlasın. Mavi Vatan Ülküsü müfredata alınsın, eğitim dili Türkçe olsun.